Mobilya denilince ilk akla gelen tabii ki Kasapoğlu Mobilya. Haftanın fırsatını sakın kaçırmayın. Bilgi için sizi de mağazamıza bir çayımızı içmeye bekliyoruz. Cumartesi günü Turgut Manavoğlu Kapalı Pazar yerinde üretici pazarı kuruldu. Biz de hem esnafa hem vatandaşlarımıza üretici pazarı ile ilgili düşüncelerini sorduk. Sizde fiyatlar nasıl? Kaça satıyorum işte kayısı? 2,5-3. 5. Abi kurulması gerekiyor muydu? He? Üretici pazarının kurulması abi, gerekiyor muydu? İyi oldu böyle. Dışarıda enerjili oluyor. Burada iyi bak. Şimdi cumartesi günleri buraya geleceğiz. Evet. Çarşamba günü dışarıda kurmayacaksınız değil mi? Kurmayacağız. Yasak. Bundan yani. Bu iyi oldu diyorsun. İyi oldu. Peki. Bana göre iyi. Orada rezil oluyor ya. Müşteriler ne diyor? Onları da beğendi mi? Müşteriler şimdi memnun bakalım. Tabii müşteri gelirse. Peki. Gelirse ne diye. Peki abi. Daha millet alışmadı herhalde, biraz sonra belki gelebilirler de getirdik. Genel olarak sizce bakınca iyi mi oldu üretici pazarı? Şöyle, üretici açısından ve tüketici açısından biraz daha iyi. Ama esnaf açısından baktığın zaman belki biraz sıkıntı olabilir öbürki esnaflar. Çarşamba pazarındaki etkiler. Ama bu da gerekli, ama dışarıda ama içeride. İçeride olması, pazarcı arkadaşlarımızla bizim kendi üretici yerim de var yani pazarda da. O nasıl olur? O ileride tartışması olabilir ama rahat. Şu bu olacak olduğu zaman burada olması rahat. Niye rahat? Hem alıcı için, esnaf için rahat, hem vatandaş için. Yani hastane yolunda da olabilirdi ama bu orada biraz daha hem üretici biraz daha uğraşlı oluyor. Zahmetli, gölgesiymiş, büyümüş, büyümüş. Burada biraz daha olumlu yani. Hayırlısı. Peki abi şimdi çarşamba günleri yollarda kuruluyordu köylü esnaf. Evet. Şimdi onlar kurulmayacak mı? Kurulmayacak. Kurulmayacak. Bildiğim kadarıyla öyle. Evet. Yani köylü sadece cumartesi için üretici olarak ürettiğimiz malı getirip orada değerlendireceğiz. Hayırlısı. Çarşamba günleri de aynı mı fiyatlar? Aşağı yukarı ya. Şimdi şöyle bir şey. Üretici fiyat şimdi 2 liraysa akşamüstü satamadığı zaman 500'e 1 liraya düşer. Bu arz talep meselesi. Evet. Yani şu fiyat demeye gelmiyor. Yani talep nasıl olacak? Bunu satamadığı zaman vatandaş getirip de geriye götüreceğinde 1 liraysa 500'e, 2 liraysa 1 liraya satmak zorunda. Götürdüğü zaman bu zebze işi böyledir yani. Götürdüğü zaman daha kötü. Yani götürdüğün zaman haftaya getireyim de satma gibi bir şey yok. Şu nohudu götürdüğümden sonra bu hafta satamadıysam bir ay sonra getir satar. Ama bu zebzede öyle bir şansımız yok. Allah kolaylık versin üreticimize. Peki abi, hayırlı işler. Sağ teşekkür olun, ederiz. Valla farkı yani olarak harika. Evet. Yani her şeye dört dörtlük. Çarşamba günleri yetmiyor muydu Korteli'ye? Yani çarşamba günleri tabii ki yani dardı. Bir de yani köylümüz için yani zordu yani. Yani böyle yani böyle olması harika olmuş yani. Vallahi cumartesi pazarı böyle giderse iyi. Nasıl satışlar, iyi mi? Fena değil yani, iyi değil. Yumurta ha. Peki çarşamba pazarıyla fiyatlarınız nasıl? Düşük. Cumartesi daha mı düşük oluyor? Evet. Nedir abi mesela kayısının fiyatı? 5 lira, 5 lira, 3 lira, 10 lira, 1 lira. 1 lira. Evet. Peki müşteriler nasıl tepki veriyor? Beğeniyor mu cumartesi pazarını? Vallahi pahalı diyorlar. Pahalı mı diyorlar? Pahalı diyorlar, evet. Çarşamba günü ucuz diyorlar. Çarşamba günü mü ucuz diyorlar? Çarşamba günü ucuz diyorlar. Beğenmişler mi peki iki farklı gün pazar olmasını? Çarşamba günü fiyatlardan olsa beğenecekler ama şimdi... Ben bilmem. Söyledim dedi, pahalı diyorlar. Peki abi, hayırlı işler. Sağ ol, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Kekik. Fasulye 10 lira. Salatalık. Salatalık 2 lira, 2,5 lira. Domates. Domates 3 lira, 3 kilosu 10 lira. Nohut. Nohut 8 lira. Kabak. Kabak 2 lira. Peki abi, çarşamba pazarıyla nasıl sizin fiyatlar? Aynı. Aynı mı? Aynı. Müşteriler nasıl, beğeniyor mu cumartesi pazarı? Müşteriler beğeniyor mu? Beğeniyorlar yani. Beğenmesin ki, çarşambadan ayrı olunca mecbur cumartesi de ihtiyaçlarını görecekler.
Sizce nasıl oldu peki? Güzel mi oldu bu cumartesi pazarı? Ayrılmasa olurdu da ayrıldı, yapacak bir şey yok. Ayrılmasa daha mı olur? Ya şimdi çarşambada ihtiyacını görmek için biz bir daha çarşambada geleceğiz, cumartesi de geleceğiz. Anladım, doğru. Peki abi. Vatandaş için çarşambada bir ek masraf, cumartesi de benim nereye gitsem çarşambada da olsa üretici pazarı, burada da pazarımız olur. Müşterimiz var ama ek bir masraf olur. Merhabalar. Cumartesi pazarı esnaf olarak size yaradı mı? Valla bize yaradı çünkü bizim poşet satışlarımız burada. Tezgah satışlarımızdan dolayı işe yaradı yani bize. Güzel oldu yani. İyi yani. Beğendiniz yani? Biz beğendik. Bizim işimiz güzel. Çayı kenarında alıyordu. Kadın tuvalete gidemiyor. Çaya mı otursun? Eskiden köylü pazarı değil mi? Eski köylü pazarında. Kadın tuvalete geçecek, çarşıya geliyor. Böyle daha iyi oldu. Böyle daha iyi oldu. Artık çay yok, su yok. Sigara alacak yok, yemek yok. Buraya getirenden Allah razı olsun. Mobilya denilince ilk akla gelen tabii ki Kasapoğlu Mobilya. Haftanın fırsatını sakın kaçırmayın. Bilgi için sizi de mağazamıza bir çayımızı içmeye bekliyoruz.